Bugün günlerden tabii ki yeni içerik günü. Bu sefer sizin çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. Güncel olarak hakkında haber gelen MMORPG'lerden birkaç tanesini birleştirip tek videoda ortaya karışık olarak bilgileri, tarihleri veya önemli olan başlık her neyse onu sizinle paylaşacağım. Bu serimizin adı da Mix olacak. Dilerseniz başlayalım. İki oyunun da yayıncı şirketi olan Kakao Games bu iki oyun için güzel haberleri ve güncel gelişmeleri yayınlamaya devam ederken bu iki oyunun lansman tarihi görünüşe göre kesin olmamakla beraber birkaç sızıntıyla ortalama bir tarihi önümüze getiriyor. Siz videoya bir beğeni atarken ben de anlatıya geçeyim. Bu iki oyunla birlikte bonus olarak da Path of Exile 2 hakkında da değerlendirilmesi gereken konular var. Bu üçünü ayrı ayrı yapmak yerine hepsini bir mixleyelim istedim. Bir videoda hepsi hakkında hem bilgi sahibi olalım hem de aradan çıksın. En güncel bilgiler ile sızıntıları da ele alacağız bu durumda. Yeni mali raporlara göre Kakao Games ArcheAge 2'yi 2025'te, Chrono Odyssey'de gelecek yıl yani onu da 2025'te yayınlayacaklar gibi gözüküyor. Ve Path of Exile 2 de 2024'te piyasaya sürülecek gibi gözüküyor. Bu raporlara bakıldığında güzel bir yükselme kat ettiklerini söylemek zor. Ama ayakları yere basar şekilde ilerleyeceklerinin de altını çiziyorlar. Sağlam isimler olan ArcheAge 2, Chrono Odyssey ve Path of Exile 2 çıktığında şirkete büyük bir gelir bırakabileceklerini söyleyebiliriz bu raporlara göre. Ama ilk çeyrek Kakao için karışık geçtiğini de söylemeliyiz. Faaliyet karı bir önce çeyreğe göre %8.1 arttı ancak bir sonraki çeyreğe göre de düştü. Birinci çeyrekte net gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,1 oranında azaldı. Ancak raporda çeyrek sonuçları kâra dönüş olarak belirtildi. Yani şirketin gösterdiği ilerleme günümüze bakıldığında kötü olarak görülse de şirket bunu geçiş süreci olarak tanımlıyor. Yani bu durumdan yükselerek çıkacaklarına güveniyorlar. Raporlar Kakao'nun yakında piyasaya sürülecek olan mobil MMORPG Odin'de dahil olmak üzere başarılı bir şekilde sürümleri hedeflemeye devam ettiği mobil oyunlara odaklandığında gösteriyor. Valhalla Rising mobil ve PC versiyonu da olacak. Yine de PC'de de çok şey var aslında. Çok fazla küçümsemeye gerek yok bu yüzden. Chrono Odyssey resmi olarak yeni küresel PC konsol sürümleri listesinde de yer alıyor. Ve ArcheAge 2 ile birlikte çıkış tarihi hedefi şu an için 2025'te tutuluyor. ArcheAge 2 daha önce son çeyrek mali raporunda 2025'in ötesine yerleştirilmişti. Ama güncel durumda bunun net tarihinin 2025 olduğunu söyleyebiliriz. Path of Exile 2 de bu yılın ikinci yarısında yayınlanması planlanan oyunlardan birisi. Mart ayında oyunun beta sürümü ertelenmişti ve yıl sonuna doğru çıkması bekleniyordu. Ancak bu mali açıklamada 2024 sürümünün görünmesi Grinding Gear Games'in aksiyon RPG'sini 2024'te resmi olarak piyasaya sürebileceğine dair biraz umut veriyor. Çeşitli sızıntılar olsa da biz daha çok resmi olabilitesi yüksek raporlara ve şirketin güncel raporlarına göz atıyoruz. Bu bizim için daha belirgin bir yol çiziyor açıkçası. Kakao'nun 2025 yılı için belirlediği birkaç MMORPG oyunu var. Orijinal IP başlığı olan Project Q ve Ares Rise of the Guardians oyunlarının her ikisi de küresel PC konsol sürümleri için hazırlanıyor. Benzer bir çapraz platform sürümü de hem Chrono Odyssey hem de ArcheAge 2 için ayarlanmış durumda. En güncel açıklamaları halen şirket tarafından gelecek duyurularla bekliyoruz. Şu sıralar biraz kafa karışıklığı bulunsa da daha net açıklamalar yakında paylaşılacaktır. Orijinal ArcheAge için Haziran ayında Kuzey Amerika ve Avrupa'da kapanacak olmasıyla birlikte hem tanıdık hem de farklı hissettirmeye çalışacak devam oyununun tekrar yolda olması hayranlara dört gözle bekleyecekleri küçük de olsa bir ümit verecektir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.